Merhaba arkadaşlar ben Süreyya Hoca. Bir kavram bir video serisine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte mantar kaya üzerinde duracağız. Hocam mantar kaya nedir ve bu şekil nasıl oluşur? Mantar kaya bir rüzgar aşınım şeklidir. Mantar kaya kayanın alt kısımlarının rüzgar erozyonu tarafından aşındırılıp oyulması ve üst kısmında oval mantara benzeyen bir şekil alması oluşan ya şeklidir. Uyarı bu şeklin oluşmasında rüzgarın aşındırma gücünün yere yakın yerlerde olması oldukça önemlidir. Yeri yakın yerlerde. Nasıl yani hocam? Aynısına geçelim. Diyelim ki iklimin kurak ve yarı kurak olduğu, bitki örtüsünün yıldız olduğu bir saha düşünün sevgili arkadaşlar. İşte rüzgar bitki örtüsünün olduğu yerlerde kendisini daha fazla hissettirir. Diyelim ki şuradaki bundan kum tanecikleri bakın. Şunlar kum tanecikleri olsun. Rüzgar estiği zaman sevgili arkadaşlar yerde bundan bu kum tanelerini hareketlendirmeye başlar. Hareketlenen bu kum taneleri rüzgarla tarafından taşındır ve kayanın alt kısımlarına çarpmaya başlar bakın. Zamanla buralar çarpa 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 kayanın şu alt kısımları aşınır. Bu rüzgar bu tanecikleri üst bölgelerine çıkaramadığı için üst bölgeleri çok fazla aşınamaz. Yani kayanın alt kısımları daha fazla aşınır. İşte bu şekil yıllar sonra şöyle bir şekil dönüşür sevgili arkadaşlar bakın. Bu kaya bloğu şu şekilde alt kısımları aşınmasıyla birlikte mantara benzeyen bir görüntü ortaya çıkar. İşte rüzgarlar tarafından kayanın alt kısımlarının aşındırılmasıyla ortaya çıkan şu şekle biz mantar kaya diyoruz. Bu şeklin diğer adı testede bazen gelir karşımıza şeytan masası. Eğri büğrü bir masa. Normalde insanlar yapmış olduğu masa düz olur değil mi? Bir simetrisi vardır. Ama şu şekle bakın lütfen. Eğri büğrü masa. Bunu şöyle kodlayabilirsin. Şeytan hiç doğru iş olur mu? Hayır değil mi? Hep böyle yamuk yumuk işler peşinde koşmaya çalış. İşte haliyle de sevgili arkadaşlar bu şeytan masası dediğimiz olay yamuk yumuk bir şekildir ve normal bildiğimiz masalara benzemez. Ancak mantar kaya dediğimiz olay mantara benzediği için şeklini buradan alıyor arkadaşlar. Şimdi çöllerde rastlanan bu oluşuma gerçek bir görüntüsüyle devam edelim. Bakın buyurun Mısır'daki beyaz çölden alınmış bir görüntü. Görüldüğü gibi bakın kayanın şu alt kısımları aşınmış. Üst kısımlarında ise rüzgar kum taneciklerini çıkaramadığı için üst kısımlar fazla aşınamamış. İşte kayanın alt kısmından aşınmasıyla ortaya çıkan bu şekillere biz mantar kaya ismini veriyoruz. Peki hocam mantar kaya oluşumuna sıkça rastlanan bir bölgenin özellikleri nelerdir? Uyarı mantar kaya sıkça rastlanan bir bölgede iklim kurak ve yarı kuraktır. Bunu asla unutmayacaksın. Yani buralar az yağış alan yerlerdir. 2. Az yağış olduğu için bitki örtüsü cılızdır. 3. Yağışın az olması demek nemin de az olması demektir. Halide nemin az olduğu yerler sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdir. Bakınız çöller sevgili arkadaşlar çöller, çöllerde sıcaklık gündüzleri artelli, geceleri sıfır dereceye kadar düşer. Haliyle de bakıldığında çöller dünyada sıcaklık farkının yüksek olduğu yerler olduğu için buralarda toprak tanecik gevşek dokuludur ve buralarda bu mantar kayadını verdiğimiz şekillerle sıkça rastlanır. E haliyle sıcaklık farkı fazla olduğu için buralarda sevgili arkadaşlar mekanik yani fiziksel parçalanma şiddetidir. Kayaların kimyasal yapısı değişmeden kütlelerin küçülmesi olayına biz fiziksel parçalama diyoruz. Bu nedenle de mantar kaya oluşumuna sıkça rastlanan bir bölgede mekanik parçalanma yani fiziksel çözülme şiddetidir diyeceğiz. Ve son madde olarak şunu da söyleyebiliriz. Bu bölgelerde toprak gevşek yani taneli yapıdadır yorumunu yapacağız sevgili arkadaşlar. Mesela sizlere sınavlarda denemelerde şu şekli verir. Der ki bir gözlemci gittiği bir yerde bu şeklin oluşumuna sıkça rastlamıştır. Buna göre bu gözlemcinin gittiği yerle ilgili olarak Hangisi söylenemezlerse o zaman şu yorumlarımız bu bölgelerin genel özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki hocam mantar kaya dünya üzerinde nerelerde daha fazla rastlanıyor? Şimdi bir dünya haritası alalım buyurun ve bu dünya haritası üzerinde bu mantar kaya adını verdiğimiz şekillere nerede daha fazla rastlanır bunu bir yorumlayalım. Mantar kaya dünya üzerinde arkadaşlar daha çok çöllerde rastlanır. Hemen bakalım o zaman. Dünya üzerindeki önemli çöl bölgelerini bilmek çok önemli bizim için. Bakın burası Sahra Çölü. İsimle yazacağım birazdan bakın. Sahra'nın uzantısı Arap Yarımadası'nda Arabistan Çölü arkadaşlar bakın. Burası Sahra Çölü. Burası Afrika'nın güneyinde Kalahari Çölü. Burası Avustralya'nın iç kısmında Victoria Çölü. Burası Şili'de sevgili arkadaşlar Atakama Çölü. Burası Amerika Meksika sınırında Arizona Çölü. Ve burası da arkadaşlarım Orta Asya Çölleri olarak karşımıza geliyor. Hemen bunların isimlerini dediğimiz gibi yazalım. Buyurun. Burası dünyanın en büyük çölü Sahra Çölü'ydü. Burası arkadaşlar Kalahari Çölü. İsimlerini de bilmekte fayda var. Burası Avustralya'nın iç kısımlarında Victoria Çölü veya Beyaz Kum Çölü veya Gibson Çölü diyebiliriz. Burası Şili'de sevgili arkadaşlar Atakama Çölü ve burası da Amerika-Meksika sınırında Amerikalılar Arizona, Meksikalılar Meksika Çölü diyor. Burası ise arkadaşlar Orta Asya çölleri. Biliyorsunuz burada bazı çöl isimleri var. Bunları da bilelim. Gobi Taklamakan, Kızılkum ve Karakum. İşte arkadaşlar bu bölgeler dünya önemli çöl bölgeleridir ve bu oluşuma dünya üzerinde daha çok çöllerde rastlanır. Peki hocam gelelim Türkiye'ye. Türkiye'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar ülkemizin az yağış alan yerleri nispeten denizel iklimin az olduğu, karasal iklimin daha baskın olduğu, sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdir ki bunların başında da bakın şu Tuz Gölü çevresi geliyor. Uyarı bu oluşuma ülkemizde daha çok İç Anadolu bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinde rastlanır dersek yanlış bir cümle kullanmış olmayız arkadaşlar. İşte bakın burası ülkemizin İç Anadolu bölgesi, burası da Güney Doğu Anadolu bölgesi. Buraya ben kısaltmalarını yazıyorum. İç Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ülkemizde o zaman bu mantar köy oluşumlarına bu coğrafyada rastlanma ihtimali vardır yorumunu yapacağız. Niye hocam? Çünkü buralar ülkemizin az yağış alan yerleridir ve bitki örtüsünün en cılız olduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kavram bir video serimizi de burada noktalıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Instagram hesabımda arkadaşlar takip alırsanız şayet gün içerisinde sorular paylaşıyorum. Oradan da sorular üzerinden sizlerle görüşebiliriz diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.